Yani kaydetmeyi unutmuşum. Neyse buradan başlatalım. Sıkıntı değil. Yayından da kesit alabilirim. Şunlar biriksin. Ne olur ne olmaz. Çok da kaşınıyorum lan. Kaşınacağım ama. Var mı bir tane eldiven? Ver bana eldiveni. Defolup gideyim buralardan. Ver bana eldiveni. Ver bana eski gülüşlerimi. Yanarsın. Nah yanarsın. Verirsen bana canı. Tam punk amblem yaptık. Çok güzel. Yalnız bir dakika. Punk headliner olmadan nereye 6 punk oluyorum ben? Bu sadece Jinx şey. Jinx headliner. 6 punk açmadan bir şekilde devam falan mı etsem? O da bir mantıklı hamle ama. Şu an 4 punk olduk. Yok ya, kesinlikle 6 punk olmamız lazım. Öyle troll troll işler olmaz, saçma sapan. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne oldu? Gel mi buraya? Ne oldu? Oğlum kedi ağlıyor, bir şey yapıyor. Martı gördü, ağlamaya çalışıyor herhalde. Böyle bir martı kuş falan gördüğünde avlayamadığında ağlıyor, kike 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 yapıyor. Lan sus şunu. Oğlum sus lan. Ne çok konuştun. Çenen düşsün. Gel buraya. Kuşlar uçuyor, onlara değil demiş ya. Duruyor. Belki Pantheon Punk Headliner'la falan yer değiştirebilirler. Sonradan bilemiyorum. Bir şeyler olabilir. Ben bir elimi yüzümü yıkayıp geleceğim ya. 2 dakika gideyim. Bu oynasın. Yayına sen mi sahip çıkıyorsun? Ben gittim, baba gitti. Sen mi kaldın burada? Bir tane punk rolü kaçırdık. Lanet olsun. Lanet olsun. Ne oldu? Neler anlattın yayındakileri? Çok konuştunuz mu? Bu gelmiş. Bak. Bakacağım mı kameraya? Gel kocam, gel. Ribbon oynuyoruz. Hayır, Ribbon değil. Punk oldu bu sefer. Jinx oynuyoruz. Dur bakayım. Ne oldu? Çok mu, çok mu ilgini çekti? Ne? Yani göster patinle, işaret et, onu alalım. Ne istiyorsun?
İzle bakayım. İzle. Meraklı meraklı yaptı. Meraklı meraklı. İzle. İzle. Böylece izle. Hadi git. Hadi git. Hadi. Götünü yedim. Hadi git. Lan takılma. Dikkat. Eşek ya. Ne yapacağız ya? İki tane daha Jinx gelirse zaten yapmış oluyoruz. Aha, ramping üretim. Jinx'le birlikte harika oluyor. Tamam. Jinx 3'lendi zaten. 6 punk. Hayal mi? Yalan mı? Yok mu öyle bir şey? Yapmıyoruz mu? Şunu sattık. Yasuo'yu da çıktık. Güzel. Ne çok uzun sürdü lan bu round. Augment'tan sonra aşırı fazla vakit veriyorlar. Millet güçlensin, şey etsin. Board'unu yenilesin, değerlendirsin diye. Olacak iş değil. Kahve falan içsem çok iyi olacak bu arada ya. Bu ne böyle? Yandık ettik. Uykum da geldi baya. Aslında 6 punk bait gibi. Yani Y çıkıp sadece Twitch oynayabilirim. 6 punk'a gitmeden Umbrella olmasına rağmen Y'sız bir punk build'ı yapabilirim. Ve bence gayet hoş olur. Sıkıntı çıkarmaz, yaratmaz. Ben inanıyorum ya. Y'sız bir punk build'ı. Guardian 6 ve Exe belki 4'e gidecek şekilde. İş yapar bence. Jinx 3 dedik. Bol bol güzel güzel Jinx'imiz oldu. Güzel, devam edelim Jinx'ten. Şu an 4 punk'ımız var. Emo ve Mosher açmamız lazım. Emo da açtık. Ve Executioner'ı da açıyoruz. Devam. Bu şekilde oynayalım ya. Değil mi? Hiç anti heal'imiz yok. Herhangi bir can düşüren, yani iyileştirme düşüren bir şeyimiz yok. O yüzden aldık onu. Devam. Yani her round ya Exe arttıracağız ya Guardian arttıracağız. Büyük ihtimalle Guardian arttıracağız. Zaten Guardian'lar artık tank yerine geçtiği için şu Heroic Presence Augment sayesinde full Guardian açacağız. Şimdi 5'iz. 7'de 4 Guardian. 9'da 6 Guardian. Öyle mi? Galiba. Full Guardian gideceğiz bundan sonra. Başka hiçbir şey eklemeyeceğiz. 4 Exe bait. 4 Rapid Fire çok gereksiz olur. Blue Buff. Bir Sojin yapabilirim. Red Buff'a gerek yok. Redemption olabilir. Redemption çok iyi olur. Underrated bir tank eşyası bana göre. Vay çıktım. 1, 2, 3, 4, 5. Üstüne Thresh de ekle. Hatta Yorick de ekle. Devam ki. Hatta burada bir tane Rapid Fire içeri alabiliriz. Neden almayalım, değil mi? Al gitsin. Şimdi doğrudan 4 Guardian oynamaya gidelim, değil mi? Level 6'da çok fazla takılmayalım. Pantheon 2 win condition olabilir ama 4 ve 6 Guardian bence çok daha önemli. O shield'larla, ikili yıldız guardian'larla efsane bir değer alacağız bence. Bunu sattım.
İkisinden birini oynayacağız. 7 level olalım. Ondan sonra bakalım. Millet bayağı da güçleniyor burada. 36 altın. 1-2 round var. Diğer augment için 3 ya da 4 round hakkımız var. O zamana kadar bekleyip bir anda şey level hakkımızı kullanıp altını harcayıp 7'de 4 guardian oynarız. Oyunu kazanacağız böyle şimdi ki. Yedide durup Pantheon üçleyebiliriz. Hatta Amumu Vex üçleyebiliriz. Twitch bile gelebilir. Yani iki altınlıkların gelmesi zorlaşacak 7'de ama 3 altınlıkların gelmesi bayağı kolaylaşacak. Neredeyse maksimum efekt olacak. Çok iyi ya. Her tur rollemeyi de unutmayalım bu punk'la. Punk'ın zaten özelliği bu. Her tur bir altınlık rolleme hakkı veriyor ve o rol size %3 can ve atak gücü kazandırıyor. Diğer rollerde %1 %1 arttırıyor. Ama her tur bir tane %3 veren ve bir altınlık rolünüz oluyor. Bunu unutmayın. Ne bu şimdi? Giant Slayer çok iyi olur. Sojin ya da tank eşyası yaparım ama Sojin en mantıklı gibi bir duruyor. Çok harika bir şekilde win streak yaparken ne olur bunu devam ettirelim. 40'a kadar rolleyebilirim. Tanesini satacağız mı? Şeye Vex'e vereyim bunu ya. Sojin Vex'te bayağı önemli bir eşya. Çok güzel ya, Heroic Presence. Elle seçsem bunlar gelsin desem, oyuna iletsem vermezler yani. Arda bunların gelmesi çok iyi. Spatula'dan Punk, sonra Heroic Guardian, sonra ardından özel Jinx eşyası ve bir dakika, Return on Investment yaparak 6 Guardian'a level 8'de ulaşabiliriz. Harika olur bu. Direkt 6 Guardian'a level 8'de ulaşalım ya. Şimdi 5-2'de falan level 8'e basıyoruz ve bu rol haklarımızın çoğunu kullanmış oluyoruz. Artı bir daha alıyoruz. 6 guardian oluyoruz değil mi? Sadece trash lazım bize. Güzel. Çok iyi. Hatta super fan bile açabiliriz lan. Böyle dümenden bir super fan. Zaten Jinx'e lazım. Bunlar şey... Oğlum sen aptal bir orospu çocuğusun ya. Cidden aptal bir orospu çocuğusun. Punk amblemle adam varken gelip şunu oynuyorsun ya, senin ben kafanı sikeyim. Çok fena sıçtım. Super fan'dan ne eksik ki? Lilia eksik Sentinel olarak. Oğlum boğdu bizi, amına koyayım ya. Onu nasıl kaybettik Pipiga? Hadi bakalım. Başarabilirsiniz bu işi. Amına koyayım, tek yedi. Gül gibi amma mı gitti? Yok, olmuyor. Adamların hepsi çok güçlendi. Ben 2-3 yıldız Pantheon falan açmadım. O biraz sıkıntı.
Başka bir spot daha. Altı şeye mi çıksak? Yoksa Guardian falan açabilir mi bu? Şey yok ya. Armor reduction yok. Onu fixlemem lazım. Last Whisper olur Jinx ama Last Whisper değil de Even Shroud'la almak isterim ya. Tamam. Bu nereye gidiyor şimdi bu altın? Level'a değil mi? 8 yapıp 6 Guardian oynamam lazım. Yani biraz daha farklı bir yaklaşım ama bence uygun. Şöyle bir dağıttık bütün board'u. Çok kişi burada AoE hasar vuran falan hasar vuran şeyler oynuyor. Yine de toplandınız ki vay amına koyayım. Bir tane amumu kesemedik. Bu aptala karşı kaybettik ya, olacak iş değil. Biraz bir iki upgrade'im olsa kazanırdım buna karşı. Pantheon anca ikilendi. Dalga mı geçiyorsun canım? Akali makali var mı bunda? Buralarda yok. Güzel. Sadece 20 gold kaldı. 24 gold. Güzel. Ne eksik bende Guardian olarak? Thresh. Thresh ya da Yorick eksik. Onlardan birisinin gelmesi lazım. Gelmezse bir super fan atabiliriz içeri. Bence alt Guardian direkt kazandıracak bize oyunu ya. Hani Jinx ölse bile o Guardian'ların yakıcı hasarı yeterli olur diye düşündüm. 6 panka çıkmak için bunu yapabilirim ama Jinx 3 de bırakılmaz be. Yani eşya yok Jinx 3 aslında ama bilmiyorum. Tuhaf bir değişim olabilirdi o punk pantheon almak. Sonunda Guinzom geldi. Güzel. Ya nasıl ya? Bir belt alabilir miyiz ya? Even Shroud yapmak için. Bilmiyorum. Yok iş yapmıyor. 6 Guardian bekle. Oğlum biz 6 Guardian değiliz ki ya. Ben ne yapıyorum abi? Bir anda uyumaya başladım. Bir anda her şey kötüye gitmeye başladı zaten o uykulamadan sonra. Tamam. Ver şunu. İki tane daha. Güzel. Ta 3 yıldızla. Temiz. Bu 2 yıldızlar büyük ihtimalle gelmeyecektir. 3 yıldız Vex bizi kurtaracak diye düşünüyorum. True damage açabilir miyim? Bling bonus vesaire. Yok, gerek işte yok. Tam bu Guardian'lar ölmez artık değil mi? Guardian'ların hasarıyla kurtarıyoruz gibi olayı. Harbi ya, fena.
Fena taşıdı Guardian'lar. 3 yıldız seti yendik. Ve bu adamın botuydu bu arada. Baksana. Twitch bu saatten sonra üçlenmez. Güzel güzel. İyi gidiyoruz. Çok sevdim bu Guardian ve şeyin Heroic Presence muhabbetini. Her yerden çivili efekti falan çıkıyor böyle saçma sapan. Çok tuhaf. Adam ama vuruyor hasarı çünkü büyü direncini geçme özelliği var Kayle'ın pasifinde. Ve sürekli vuruyor hasarı, o yüzden kesebildik Guardian'lar ama yetmiyor işte, yetmiyor. O kalkan cana oranlı bir shield geçmesi imkansız gibi. Ekstra harika bir Guardian. Olmadı. Giant Slayer çok iyi olur. Olmadı. O zaman düz Rabadon alacağız, hasar eşyası. KD'yi alamam. Düz Rabadon değil mi? Ya da düz Rabadon değil de şey. Zaten savaşlar uzadığı için Hextech'le vesaire. Bu daha mantıklı değil mi? Biraz riskli bir seçim oldu ama bence daha mantıklı. Yani doğal olarak daha mantıklı olması gerekiyor. Normal şart var da. Normal bir şartta mıyız bilemedim. Amumu üçlenmeyecek. O yüzden bunu aldım. Şunları da bölmem gerekiyor. Yani arada bir boşluk olunca yine vurabiliyor şey. Neydi o? Ezreal. Tamam bu adam çok kötü. Siktir git orospu çocuğu. Benim kompumu falan engellemeye çalıştı. Benzer şampiyonları oynuyoruz. Aynı kompu oynamıyoruz ama. Bu benzer şeyi yapması bile ne kadar mal olduğunu gösteriyor. O yüzden ölmeyi hak ediyor. Güzel. Temiz. Hadi otomatikten ver bir tane 3 yıldız Vex. Bir otomatikten ver 3 yıldız Vex. Top 4 da geliyor. Hadi be abi. İnanalım mı? Niko 3'e inanalım mı? Olacak mı böyle bir şey? Olmaz ki. Vermezsin. Bilirim ben huyunu senin. Vermezsin öyle şeyleri. Vermezsin ki. Verir misin? Hiç zannetmiyorum vereceğini. Kendini keşke oraya koymasaydım. Şimdi Ezreal bunlara hep bir anda vuracak. Jinx'i buraya çekmem çok iyi oldu. Kaçtım şu 3 yıldız setten. Yorick'i de hızlı kesersek o ruhunu büyütmeden çok tatlı olacak. Tamam aldık bunu. Hayır ya, hayır ya. İşte günahsız Jinx. Burada patlıyoruz tam olarak. Ha siktir kazandık. Guardian hasarıyla alacak ama. Bu ne oğlum? Bu ne? Amma'daki hasara bak. Şey sayesinde. Top 3 oldu. Top 3 oldu abi. Disco Guardian yerine doğrudan Yorick'i soktum. Hiç düşünmeden soktum yani. Hiç gerek yok düşünmeye, şey etmeye. Bunun da 3 yıldız gelmeyecek zaten. Siktir et. Pantheon, Jinx, Thresh. Bu. Bunları sat. Amumu da gelmez bu saatten sonra. Yorick ve Vex odaklıyız. Hadi bakalım. Ne çıkarsa bahtımıza. Yorick'e TG.
Çok güzel be. Zamanımız olursa 9'a çıkarız. Oyun oraya kadar uzamayacak bile ama. Olsundu. Ve bunu kim alacak? Pansiyon alsın. Sen de şunu al. King. Oh oh, yok, çok güzel bir durumda. Ölmeden orada şeyini büyütecek. Umarım çabuk ölmez. Eşyaları bayağı kötü. TG'den aldı. Güzel güzel. GG. Temiz ya. Oyun 9'a gitmeden bitecek zaten. Herhangi bir değişikliğe gerek yok. Gargoyle baitledim onu. Pantheon hayatta kalırsa uzun bir süre çok fena olur. Ama true damage attığı için zaten ölüyoruz. Hani hiçbir şekilde kurtuluş şansımız yok. 3 yıldız Vex'im o kadar açıkta kalmasaydı iyiydi ya. Olmadı sanki bu fight. Oldu mu? Olmadı, olmadı. Çok açıkta bıraktım. Hata ettim. Benim hatam. Anladık ki bu her türlü ölüyor. Şöyle olsun bakalım. Değiştirdi komple. Orospu çocuğu ya, oynar başlıklı. Uğraşasım gelmiyor ama o çok uğraşıyor. Jinx'e bir üçüncü eşya. Runa'nın olsa kazanacağım direkt ama neyse. Yatırdım aşağı. Yo, yatıramamışım. Ben buna koyayım. Bu ne oğlum, ne oynuyorsun sen ya? Saçma sapan bir anda canım fulleniyor. Olaya bak. Yorick'i ikiletmen lazım oyun bana. Olmaz böyle. Yorick 2. Başka da bir çağrımız yok. Hiç başka bir şeye bakmıyorum bile. Yorick 2. Abi, orospu çocuğu musun? Niye sürekli değiştiriyorsun? Ne sikime yarıyor değiştirmen? Seninle mi uğraşacağım ya, sikik. Jinx'i stunladı. Bittik amına koyayım. Bakayım, bir mantığa göre değiştirse neyse. Tamamen rastgele değiştiriyor. Ne yapayım ya, ne uğraşacağım? Sikimde değil. Şurayı bir mega ölüm çemberine çevirdim. Yani hem zırh düşürücü hem stunlar, hepsi kombine olacak. En köşede de Pantheon. Belki daha iyi olur savaş. Kazanırsam söyleyeceğim adama. S.
O kadar uğraş gel böyle gever amına kodumun salağı seni. Yat aşağı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Emerald düşe de yükseldik. Promotion geldi. Çok güzel. Çok iyi.